Bugün yine İtalya'dayız. Motosiklet tarihinin sayfalarını karıştırdıkça karşımıza en çok İtalyan markaları çıkıyor. Anlat anlat, İtalyan markaları bitiremiyoruz. Bu sıcakkanlı, yemek düşkünü millet soy ismini yaşatmak isterken çocuk da yapmış, marka üstüne marka da. İşte bir dönem yarışlarda büyük başarılar yakalayan, rekorlar kıran ve bizde daha çok şahane scooterlarıyla tanınan Gilera'nın hikayesi başlıyor. Çayı, kahveyi böyle demlikle termosla alalım, bardaklara dolduralım. Çünkü harika bir hikaye başlıyor. Ve ben Onur Çakı, Nekipedya gazlıyor. Gilera bizi şaşırtmıyor ve bir abimizin soyadı olarak karşımıza çıkıyor. Giuseppe Gilera. 1887 doğumlu Giuseppe henüz 15 yaşındayken Bianchi'de tamirci çırağı olarak işe başladı. Bu sürede işleri öğreniyor ve kendini geliştiriyordu. Dükkana gelen zengin kadınlara bakarak Cem Karaca'nın Tamirci Çırağı şarkısını mırıldanıyordu. İşçisin sen, işçi kal, giy dedim tulumları. İşçiydi ama öyle kalmaya niyeti yoktu. 22 yaşına geldiğinde Milan'da kendi dükkanını açıp ilk motosikletini yapmaya koyuldu. VT317 isimli motosiklet böylece ortaya çıktı. Tek silindirli, vitessiz, saatte 100 kilometreye ulaşabilen bir motorlu bisiklet. Aynı sene bu motorlu bisikletle bir tırmanma yarışı bile kazandı. 2 sene sonra ise bir yarış takımı kurarak birçok bölgesel yarışa katılarak ismini duyurmaya başladı. Tanınmasıyla yatırımları da kendine çekmeye başladı. Ve işleri büyüterek Milan'ın dışındaki Arcore'ye taşındı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra da ürettikleri motorla yarışlarda boy göstermeye devam ediyordu. Satışta olan sokak motosikletlerini modifiye edip yarışlara sokuyorlardı. İlk büyük uluslararası başarı 1930 yılında Grenoble'de yapılan Six Days yarışlarında geldi. Miro Maffeis ve Rosolino Grana 500 VL Sei Giorni isimli 4 zamanlı, tek silindirli, 500 cc makineyle Luigi Gilera ve Gino Zanchetta ise aynı motosikletin sepetlisiyle yarışı domine ettiler. Ertesi sene de aynı başarıyı bir daha gösterdiler. 30'larda Gilera'nın kırdığı çok önemli bir hız rekoru vardı. Gilera 500 Rondini isimli motosikletle 1937 yılında Milan-Bergamo otoyolunda Skidoo'nun tam 274.181 km saat hızla rekor kırdılar. Bu rekor daha sonraki 20 yıl boyunca da kırılamadı. Peki bu 500 Rondin nasıl bir makineydi? Ta 1937 yılında 500 cc hacimle 274 kilometre hıza çıkabilmişti. Aslında Rondin uzun zamandır üzerinde çalışılan bir projenin ürünüydü ve geçmişi Gilera'ya ait değildi. Gilera bu projeyi satın almıştı. 1920'lerde Carlo Gianni ve Pierre Remor isimlerindeki iki genç mühendis Roma'da öne bakan enlemesine 4 silindir bir motor tasarladılar. Ama paraları olmayınca projeyi rafa kaldırdılar. Sonraları arkadaşlarının tavsiyesiyle Compagnia Nazionale Aeronautica'nın kurucusu zengin Giovanni Bombardini'ye projeyi götürdüler. İlk versiyon motosiklette bu sayede 2 sene sonra tamamlandı. 6000 devirde 28 beygir güç üretiyordu. Sonuçlar da fena görünmüyordu. Bu motoru lisanslayıp Avrupalı motosiklet ve araba üreticilerine satmak için Oprah'yı kurdular. Yani Officioni di Pressioni Romana Otomobilisti. Vallahi söyledim. Hazır burada durmuşken kanala abone olmayı, çanları açmayı ve beni de Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Motoru da geliştirmeye devam ediyorlardı. Güç 6500 devirde 32 beygire çıktı. Ama pazarlama işi öyle iyi gitmiyordu. Remor bazı anlaşmazlıklardan dolayı projeden ayrıldı. Motoru 1928 yılında Milano fuarında Oprah 500 GP olarak tanıttılar. Fakat beklentileri gerçekleşmemişti. Oprah'ın faaliyetlerine son verdiler ve projeye CNA'da devam ettiler. Yani Compagnia Nazionale Aeronautica. Arada anlaşmazlıklar, siyasi uyuşmazlıklar gibi bir sürü ayrıntı var. Ama biz bunlara burada girmeyeceğiz. 1935 yılında bir sürü para harcayarak yeni bir motor tasarladılar. Bu alet süper şarja sahip, çift egzantrik milli kullanan, 4 silindirli, 9000 devirde 87 beygir güç üreten bir canavardı. O dönemler için bu muazzam bir güç. İsmini Rondin yani kırlangıç koydular. Avrupa'da faşizmin yükseldiği, Mussolini'nin başta olduğu yıllar. İki Rondin'le katıldıkları Trablus Grand Prix'sinde çifte zafer kazandılar.
Trablus Grand Prix'sini kim gerçekleştiriyor? Italo Balbo, yani eski İtalyan Kraliyet Havacılık Bakanı. Bakan olduğu zamanlarda CNA'nın sahibi Bon Martini ile bir sürü sürtüşmeler yaşamışlar. Bon Martini bu herife gıcık. Balbo bakanlıktan ayrılıp Trablusgarp ve Sirenaica valisi olarak görev yapmaya başlıyor ve Trablusgarp Grand Prix'si de onun sayesinde başlıyor. Bon Martini de herife gıcık ya, intikam almak için iki tane süper şarjlı rondinle yarışa katılıyor ve yarıştaki herkesi darmaduman ediyor. Ya gördün mü tersten diyor bir anlamda. Sonra ne oluyor? Balbo'nun intikamı daha acı oluyor. CNA, yani Compagnia Nazionale Aeronautica kamulaştırılıyor. Ya ben tersten gördüm de sen nereden gördün şimdi diyor. Rondin projesi de Caproni isimli bir havacılık şirketine satılıyor. Sonra da projeden kurtulmak isteyen Caproni projeyi hemen Cilera'ya satıyor. Cilera'ya kim gelmiş o zamanlar? Pierre Remor. Bon Martini ile anlaşamayıp ayrılan mühendis. Yani hikaye çok acayip. Dizisini çek, HBO'da yayınlansın. Piero'nun gelmesiyle Rondin projesi hız kazandı ve ismi Cilera 500 Rondin olarak 274 saatlik rekoru kırdı. 1939 yılında ise Avrupa Motosiklet Şampiyonası'nı kazandı. İkinci Dünya Savaşı'na kadar Cilera 500 Rondin'le sayısız yarış kazandı. Savaştan sonra diğer markalar hile var diyerek aşırı beslemeli motorların yarışmasını yasaklattılar. Rondin yerini atmosferik kardeşi Cilera 500 4C'ye bıraktı. Neden Rondin'den bu kadar bahsettik? Çünkü bu alet motosiklet tarihini değiştirme potansiyeline sahipti. İtalyanlar ve İngilizler bunu göremediler ama Japonlar gördü. 1969 yılında Honda'nın CB750'yi çıkarırken Rondin'den ilham aldıkları o kadar belliydi ki, ama Rondin ondan neredeyse 30 sene eski olmasına rağmen daha ilericiydi. CB750 hava soğutmalıyken o su soğutmalıydı. CB750 üstten tek egzantrik mili kullanıyordu, Rondin ise çift. Honda 4 karbüratör kullanırken Rondin aşırı besleme kullanıyordu. Bu harika motosikletten aldıkları ilham sayesinde Japonlar tüm İtalyan ve İngilizlerin tabiri caizse içinden geçtiler. Bu motorun hikayesi burada da bitmiyor. Savaş sonrası Cilera 500 4C'yi geliştiren Remor abimiz Cilera'dan kavga dövüş ayrılıyor ve tahmin edin nereye gidiyor? MV Agusta'ya. Zaten bu Remor'un kavga etmediği adam yok. Suçu hiç kendinde aramayan, gıcık mı gıcık bir tip bu Remor. Sen git MV Agusta'ya, Cilera 500 4C'nin aynısı MV Agusta 500 4C'yi yap, yarışlara katıl. Giuseppe'nin kafa gidiyor tabii MV Agusta'daki bu kopyayı görünce. Bir şey de diyemiyorlar tabii. Garip, acayip bir durum oluşuyor. Cilera ve MV Agusta o dönemde yarışlarda efsane kapışmalar yaşıyorlar. Cilera 500 4C'nin yarış başarılarına gelmeden diğer efsaneyi unutmayalım. Cilera Saturno 500. 4 silindirli motosikletin henüz hazır olmadığı dönemde yarışlar için tek silindirli 500 cc Saturno görev yapmaya başladı. Bu hafif, kıvrak, tek silindirli canavar 36 beygir güç üretiyordu. Özellikle bol virajlı yarışlarda çevik yapısıyla ortalığı dağıtıyordu. 20 yıl boyunca bir sürü yarış kazandı. 47 ve 48 yıllarında kazandığı Sanremo yarışlarından sonra ismine Saturno Sanremo denilmeye başlandı. Sonraki senelerde güçlenerek değişik yarış versiyonuyla birçok başarılar kazandı. Tabii ki sokak versiyonu da aynı şekilde iyi satış rakamlarına ulaştı. Cilera GP4C ise hazır olduğu zaman 1948 ile 1957 yılları arasında 6 dünya şampiyonluğuna ulaştı. Ayrıca 6 yıl üst üste İtalya şampiyonu, 7 kez Grand Prix of Nations'ı, 3 Isle of Man TT zaferi ve daha birçok Grand Prix şampiyonluğu kazandı. Hatta Bob McIntyre pilotajında 1957 yılında Isle of Man TT'de 100 mil ortalama tur zamanı rekorunu yerle bir ediyordu ve 100 mil bariyerini geçen ilk sürücü oluyordu. Tek bir Nekipedia bölümünü hak edecek kadar şahane bir motor. 1957 yılında Cilera yarışlardan çekilene dek tam tamına 40 dünya Grand Prix'si kazanmıştı. Sadece Grand Prix'lerde değil, Offroad, Six Days ve Trail yarışlarda da. Yarışlardan çekilme Giuseppe'nin
Giuseppe'nin tek oğlu Ferriccio'nun 26 yaşında aniden ölümüyle oldu. Giuseppe oğlunun acısıyla perişan olmuştu. Gözü de motosiklet falan görmüyordu tabii. İşler de kötüleşmeye başladı. Gencecik gitmiş çocukcağız. Toprağı bol olsun. Moralimizi bozmayalım, devam edelim. 1969 yılına gelindiğinde İtalyan dev Piaggio Gilera'yı satın aldı. Zaten daha önceki videolarımızı izleyenler bilir. Piaggio öyle böyle birçok İtalyan markasını bünyesinde toplamış. Piaggio'ya satılmadan önce birçok yakışıklı Gilera modeli sokaklarda geziyordu elbette. 98 Jubileo, 175 Regolarita, Bicilindrica 300. 1970'lerde Gilera, Cross ve Trail yarışlarına katılmaya devam etti. 71 yılında ise 125 ve 150 cc olarak duyurulan 5V Arkor yol motosikleti geldi. Daha önemlisi aynı yıl çıkan 50 Trail 5V modeliydi. A ehliyetli gençlere özel bir Trail. Bir sürü de sattı. 1980 yılında çıkan 125 Bicilindrica B Cross ise ilerici, enteresan bir denemeydi. 1980'lerin sonunda ve 90'ların başındaysa Gilera, Paris-Dakar rallisi için geliştirdiği RC serisinin vatandaş versiyonlarını piyasaya sürmeye başladı. RC600 bunlardan biriydi. 4 zamanlı tek silindirli, sıvı soğutmalı, 48 beygir gücünde bir enduro. RC600R ve Northwest modelleri onu izledi. 750 cc hacmine yükseltilmiş bir versiyonu da Dakar'da yarıştı. 1991 yılında gelecekten kopmuş gelmiş gibi duran Gilera CX125 görücüye çıktı. Bu full kaplamalı motosikleti Gilera'nın baş mühendisi Federico Martini tasarlamıştı. Federico'nun daha önce tasarladığı müthiş Bimota DB1 de unutmayalım. Adam sanatçı. CX125 iki zamanlı, tek silindirli, sıvı soğutmalı bir motora sahipti. Bu motor ona 9900 devirde 29.3 beygir güç veriyordu. Kuru ağırlığı ise 125 kiloydu. Canavar gibi gidiyordu. Çok sevildi. CX125'ten bir sene önce çıkan SP02 ise yarış kopyası bir modeldi. Yine iki zamanlı, tek silindirli motoruyla 35 beygir güç üretiyordu. Bundan sonra zaten Gilera tamamen sportif scooter pazarını oynayan bir marka olarak hayatına devam etti. Bizde de çok sevilen ve kullanılan Runner serisi ortaya çıktı. İlk model 50 cc'ydi, ertesi sene 125 ve 180 cc olarak İki zamanlı versiyonlar çıktı. Bunlar 12 ve 15 beygirlik motorlara sahipti. Sonraları aynı hacimde 4 zamanlılar piyasaya çıktı. Bunlar VX ve VX-R olarak adlandırıldılar. Devamında 200 cc model de aralarına katıldı. 2008'de ise VX'ler ST olarak üretilmeye devam ettiler. Gilera 2001 yılında MotoGP 125 cc kategorisinde şampiyon olarak geçmişine bir selam çakmayı ihmal etmedi. 2003 yılında Maxi Scooter Nexus duyuruldu. Bu sportif scooter 460 cc'lik tek silindirli motoruyla 40 beygir güç, 43 Nm tork üretiyordu. 2006'da Gilera seriye 125 ve 250 cc'lik versiyonları ve 2008 yılında 250 cc'lik yerine 300 cc hacmi üretime soktu. Ülkemizde de çok sevildi. Gidişi olsun, duruşu olsun, tasarımı olsun her yönden iyiydi. Bir tek yedek parça bulmakta sıkıntı yaşatıyordu. 2007'de ne oldu? Maxi scooterların şahı geldi. GP800, 840 cc, sıvı soğutmalı, 90 derece VTB motora sahip bir scooter. Felaket bir şey. 7250 devirde 75 beygir güç, 5750 devirde ise 76 Nm torkla uçuyordu. Önde 300 mm iki disk çift pistonlu kaliperlerle, arkada tek 280 mm disk yine iki pistonlu kaliperlerle donatılmıştı. 200 km hıza çok kısa bir sürede ulaşabildiğiniz bir scooter. 2012'den sonra yerini yine Piaggio grubunun markası olan Aprilia'nın SRV850'sine bıraktı. 2008 yılında başka bir MotoGP başarısı geldi. Marco Simoncelli, Gilera ile 250 cc kategorisinde şampiyon oldu. Fakat maalesef Simoncelli 2011'de talihsiz bir kazayla hayatını kaybetti. Toprağı bol olsun, o da çok gençti. Yine moralimizi bozmayalım. Devam ediyorum. Günümüzde Gilera'nın durumu belirsiz. İnşallah böyle devam etmez ve bu harika marka eski günlerine geri döner. Siz ne düşünüyorsunuz? Bir dönemki efsane runnercılar ve Nexus 500'cüleri yorumlara alalım.
Bu hikayenin de sonuna geldik. Bir sonraki hikayeye kadar kendinize iyi bakın. Güç sizinle olsun. Güvenli sürün. Ve artık yaz da geldi. Yollarda da görüşelim.